Selamünaleyküm değerli tespih sever arkadaşlar. Bugün Kadıköy'ü alt üst ettik. Video çekmemize izin vermediler ama en sonuçta aldığımız tespitleri göstermek istedim. Şöyle bir tane dayıdan iki tane şöyle full işçilikli, imamesi full işçilikli tespih aldık. Üç tane Efe boy aldım. Efe boylarım eksikti. Parlaklığını görüyorsunuzdur. Şöyle netleştireyim. Şöyle bir Efe boy aldık. Bugün Atilla abiyle gezdik, bunları bulduk ve çok uygun fiyata bulduk. Mesela şu rengi müthişliğine bakar mısın? Elde şakır şakır kayıyor. Hani bulduğum rakamları duysanız inanamazsınız, şok geçirirsiniz. Şöyle full imame işçilikli, şöyle usta işi içerisinde bir tane hava kabarcığı bulunmayan. Yani tam bir profesyonel bir şey bulduk. Hani normalde bunu internetten almaya kalksan 200-250 lira gibi bir rakama alabileceğin, hatta 300-400 liraya alabileceğin bir rakama. Biz bunları 20 liraya bulduk. Yine çıldırtacağım sizleri. Yani biraz çıldırtacağım. Atilla abiyle aldık hatta. İnanmayan varsa Atilla abiye de sorabilir. Atilla abi bana tespih siparişi vermişti. Karşıya gittiğim zaman ona da devi kemiği falan almıştım. Onunla beraber gittik tespih bakmaya. Antikacılar çarşısını gezdik. Hatta bugün Murat abimiz de oradaymış. Bizden bir saat önce oradaymış. Orayı sen talan etmiş. Biz bunları Antikacılar Çarşısı'nda bulmadım. Pardon, sadece şu ikisini Antikacılar Çarşısı'nda bir sokaktan buldum. Parlaklıkları falan, hamurları falan. Yani Efe'nin tadı çok farklı ya. Mesela bunları 5'er liradan aldım. Şu ikisini 5 liradan aldım. Şunu da 5 liradan aldım. Şunları da 20'şer liradan aldım. Ama inanın haftaya izinli olduğum gün tekrardan gideceğim. Ondan tekrardan 2-3 tane daha ürün alacağım. Bildiğiniz sokakta seyyar satıcı olarak olan bir abimizden aldım bunları. Hani gerçekten çekimi, hamuru çok güzel olan ürünler. Parlaklığını zaten görüyorsunuzdur net bir şekilde. Daha hiçbir şey sürmeden parlaklığını görüyorsunuz. Bir de bunları bebek yağı falan vurulduğu zaman hani elde çakır çakır kayar. Mesela bu cuma pazarından ben bunlardan 5 liradan almıştım. İri kesimini almıştım. Plastik. O bunun kadar şakır şakır değildi. Mesela bunu internette 100 yıllık, 95 yıllık olarak tanıtsam rahat bir şekilde kimse bunun ne bok olduğunu anlamaz diyebilirim. Bakalit diye tanıtabilirsin. Farklı hareleri mareleri var. Eski Osmanlı benzetmesi falan olarak tanıtabilirsin. Şuralarında küçük boyalar vardı. Şöyle söyleyeyim, göstereyim. Şunun şuralarında küçük boyalar vardı. Boyalarını asetonla temizledim. Gerçekten. Bunun verdiği sesin rahatlığına baksana ya. Şakır şakır mübarek, şakır şakır. Bu öyle. Bunun rengi hoşuma gitti. Onun da rengi hoşuma gitti. Sesi de. Bir de koleksiyonumda Efe boyu da eksikti. Şimdi zaten Atilla abimiz Hanki Erivan'ın yanına misafir olarak gidecek Kütahya'ya. Bir tane ondan istediğim bir tesbih var. Hanki Erivan'dan bana alabilirse eğer bir tane Efe tesbih istiyorum. Efe tesbihi candır. Şunu da 5 liraya aldım. Netleştireyim. Şöyle göstereyim. Tespihin dokusu, rengi, hamuru, hatta hafiften renk almaya bile başlamış mesela. Ya inanabiliyor musunuz? Şöyle göstereyim, tekrar netleştireyim. Bilmiyorum, inanabiliyor musunuz? Şunları 20 liradan, şunları da 5'er liradan aldım. Hani bulunmayacak Hint kumaşı diyebilirim size. Çünkü Kadıköy'ü alt üst ettik bugün Atilla abiyle. Antikacılar çarşısından tut seyyar satıcılarına, boğanın üstüne aşağısına her yeri gezdik. Her yeri talan ettik ve bunları bulabildik. Hani öyle kolay da bulunabilen, yani şöyle söyleyeyim, antikacılar şeyinde kolay tespit bulunmuyor. Mesela 1200 lira bir tane Osmanlı kolye gördüm. Ondan sonra 100 dolara da bir tane Osmanlı sıkma kiri var gördüm. Ne kadar emin olabilirim bilmiyorum ama gerçekten güzel ürünlerdi. Şöyle bir yeşil de tekrar boydan baştan göstermek istiyorum. Şu imamesini de netleştirebilirsem. Ha, bildiğin mükemmel ya. Püskülünden tut, sisteminden tut. Her şeyine kadar. Sesli bir de. O kadar zaten uzun ki.
İri kıyım, iri kesim ya. 20 liraya aldım bunu. Bunu 20 liraya kim diyebilir ki 20 liraya aldım diye. İstanbul'da oturan varsa mesela Kadıköy'ü değerlendirebilir. Kadıköy'ü gezebilir. Kadıköy Antikacılar Çarşısı'nı falan gezebilirsiniz. Elbet size de bu tarz şeyler denk gelebilir. Ya ben o kadardır Facebook'ta, gruplarda, mezatlarda geziyorum. Şöyle bir tesbih bana 20 lira gibi bir rakama, hatta 20'yi geçtim, 40 lira, 50 lira gibi bir rakama gelmiyor. Koleksiyonumu gerçekten şenlendirebilecek. Atilla abi de bunu ilk eline aldığında çok beğendi. Çok hoşuna gitti bu tesbih. Kendisi de buradan bize bir güzellik yapacak zaten. Şeye gittiği zaman, Hanki Eribar'ın yanına gittiği zaman bize güzel bir video çekecek. Hanki Eribar'la beraber güzel bir sohbet edecek. Onu da bu sayfada paylaşacağız. Sayfa sonuçta hani kanal, hepimizin kanalı olduğu için Atilla abiden böyle bir şey rica ettim. Diğer kardeşlerimiz için, göz zevkimizi doyurmak için güzel bir video çekebilir misin dedim. Şoklamasını falan her şeyini ben ayarlarım diye söyledim. Ondan sonra güzel bir şey çıkacak. Şöyle yan yana koyayım. Şöyle de bir netleştireyim. Mesela şunun parlaklıklarına bakabilir misiniz? Mesela ne kadar güzeller. Mesela Efe. Ya millet bazen bunları alıyor mesela. Yani şu tespihleri alıyorlar. 50-60 yıllık tespih diye millete kazıklamaya çalışıyorlar. 3 milyar, 5 milyar fiyat istiyorlar. Tam olarak anlamayan insanlar buna çok rahat bir şekilde 3 milyara yakın, 5 milyara yakın parasını da veriyor zaten. Çünkü niye siz hepiniz bunlara para veriyorsunuz? Yani hayaller kuruyorsunuz, tespih koleksiyonu yapmaya çalışıyorsunuz. Ben milletteki duyguyu anlamıyorum. Sizi niye dolandırıp da sizin içinizdeki tespih aşkını ya da yani bir hobinizi bitirmeye çalışıyorlar. Yani siz de hobinizi, tespih aşkınızı bitirmemek için mesela biraz da araştırabilirsiniz. Sadece bu konu için demiyorum mesela. Dükkan açmış olabilirsiniz. Ondan sonra kendinize elbise alabilirsiniz. Ayakkabı alabilirsiniz. Daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Bunlar için, her şey için mesela parfüm bile olsa araştırmanız gerekir. Bunları bir araştırın. Nerede daha uygun olabilirim? Nerede kaliteli bulabilirim? Kaliteyi nasıl anlayabilirim? Bunları araştırırsanız zaten çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Biliyorsunuz hani ben bunu her seferinde söylüyorum. Pazardan ve antikacılardan tespih almamdaki neden, hani kaç yıllık olduğunu, ne kadar tarihi olduğunu bilmiyorum ya da daha önceden kim çekiyormuş bunu bilmiyorum. Hani bunlar insanda bir şevk, insanda bir merak uyandırıyor. Bazıları mesela kırık oluyor, habbeleri falan çatlak oluyor. Bunlar insanda güzel bir zevk uyandırıyor. Şimdi zaten yakın zamanda da birkaç video daha paylaşacağım. Tespih alacak parayı nereden buluyorum? Tespih alacak çevreye nasıl ulaşıyorum? Ondan sonra yani tespih almak için gerektiği şeyler, bu paraları bulabilmek için ya da koleksiyonu büyütebilmek için şeyler hakkında videolar da çekeceğim artık. Sadece tespih üzerine çekmeyeceğim. Bu Antikacılar Çarşısı'nda video çekmek istedim ama kimse kolay kolay izin vermedi. Bilmiyorum niye izin vermediler. Sizlere gösterecektim mekanını, yerini, ondan sonra nerede, hani ne, nasıl yapılıyor falan diye gösterecektim. Galiba ya küçük kanal olduğumuz için falan diye büyük ihtimalle izin vermediler bize. Ama olsun, sıkıntı yok. İlerleyen zamanda daha çok pazar videoları getirmeyi düşünüyorum. Mesela iki, Tuzla Pazarı varmış. İstanbul Tuzla Pazarı. Çok merak ediyorum. Pazar günü kuruluyormuş. Kısmet olursa 2 hafta sonra falan izinli olacağım pazar günü. 2 hafta sonra gidip hani güzel bir pazar videosu da çekmek istiyorum. Hani bunu da değerlendirmek istiyorum. Orada da tespih bulabileceğime eminim. Çünkü hani adamlar bunları kiloyla, kutuyla falan aldıkları için içerisinden çıkan tespihlerin fiyatlarını da genellikle bilmiyorlar. Tespihlerden tam olarak anlamıyorlar. Hani fiyatı 3 lira, 5 lira, hani karını kurtarabilmek için bir fiyatlar veriyorlar. Bunları tabii ben gidiyorum. Anladığım kadarıyla, hoşuma giden, sevdiğim kadarıyla bunları gidip alabiliyorum diyebilirim. Gidiyorum, alıyorum. İçinden mesela güzel tespihler çıkıyor. Efem eksikti. Ben bugün biraz daha Efe'ye ağırlık gösterdim. Efe tespihim eksikti. Atilla abi benden aldığı tespihleri yani teslim aldı benden. Bir de 30 tane falan Hanki Eribar'dan tespih sipariş etmiş galiba. Hayırlı uğurlu olsun. Artık 10 tane tespih rulosu olmuş adamın. Ona da güzel bir video yakışır. İnşallah bir gün tekrardan bizi misafir ederse onunla diğer aldığı tespihler hakkında da konuşup güzel bir video çekmeyi de düşünüyorum. Murat abimiz var buradan. Murat abimize de selam olsun. O da çok güzel bir koleksiyon yapmış. Hani tespih koleksiyonu ve mercan satışı yapıyor internetten. Bir gün ona da inşallah misafir olarak gideceğiz. Para kazanma hakkında, mercanlar hakkında, deniz akvaryumu hakkında videolar gelecek. Onun hakkında da bir sorularımız olacak. Hani aklımda birkaç soru oluşturdum zaten. Devamında güzel bir kağıda yazacağım. Güzelce bir hani video olacak diyebilirim. Çok hoşuma gitti nedense. Şu 3 Efe hoşuma gitti. Bunları tespih rulosundan çıkarmayı düşünmüyorum. Ama şunu çekebilirim ya. Bunu bebek yağı kullanıp da çekebilirim mesela. Sesinden tut her şeye kadar beni etkiledi. Rengi, şu hareleri şöyle göstereyim. Hareleri, rengi, şu yağ, şu Osmanlı benzetmesi gibi.
Yani bir kere hani plastik falan olsa, yani plastik diyeceğim ama hani rengi, çekimi, hamuru, dokusu bu kadar güzel olmaz ya. Hadi plastik olsun. Yine 5 liraya, bilmiyorum 5 liraya hani ya, peş şişe su olmuş anasını satayım 1,5 lira falan. Şuna baksana ya. Şöyle netleştirelim. Bildiğim cam gibi ya. Cam gibi ya. Şöyle söyleyeyim size. Şu pazardan aldığım 99'luk tespih vardı. Bilmiyorum hatırlayanlar var mı? 99'luk bir tespih vardı pazardan aldığım. Onunla aynı dokuda ya. Ben o pazardan aldığıma 165 lira verdim. Aynı. Aynı. Ya şunu söyleyebilirim. Bu videoyu izleyen esnaf kardeşlerimiz falan bana düşman olmasına gerek yok. Gerçekten ellerinde kaliteli güzel mallar varsa onlara da talip olabilirim. Hani kaliteli, ucuz, hani tamam kar koysun ekmek yemesin demiyorum. Güzel karını koysun, gerekirse reklamını da yaparım. Ben tespih reklamı yaptığım yerlerden hiçbir şekilde ücret talep etmiyorum ya da herhangi bir fiyat talep etmiyorum. Ücretsiz bir şekilde reklamını yapıyorum. Yeter ki kardeşlerimiz hani dolandırılmasın, kardeşlerimiz yani parası hibe olmasın, boşa gitmesin, güzel tespihleri kavuşsun diye. Mesela şu yeşilin tonuna bakar mısın ya? Böyle bir tonu 20 liraya bulmak nerede? Siz 20 liraya bulabiliyorsanız, şöyle bir şey 20 liraya bulabiliyorsanız ben alırım. Gerçekten söylüyorum, alırım. Adamın elinde iki tanesi hoşuma gitti. Böyle imamesi falan işçilikte olan iki tanesi hoşuma gitti. Başka yoktu. İkisini de ben aldım. Daha gelecekmiş kısmet olursa. Gelirse daha da talip olmayı düşünüyorum. Ya şuna mesela, şu canlılığa baksana ya. Şuna mesela mezat koysam internette 200 liradan aşağı gitmez. Bak ben tespihçi değilim. Tespih satmıyorum ama bunu mezata koysam 200 liradan aşağı gitmez. Ya da bu yorum atanlardan, bize bu tespih soran kardeşlerimizden birine 100-150 lira desem çok rahat bir şekilde satılır. Ama bunu satmak için değil, kendi koleksiyonum için aldım. Şunları mesela Halep püskülü takıp da 40 liradan 50 liradan çok rahat bir şekilde verebilirim. İnternette mezatlarda o fiyatlara gidiyor. Yani siz de bulabilmeniz için şunu öneriyorum, araştırın. Arkadaşlar araştırın. Herkesin olduğu ilde elbet tespih pazarı ya da antika pazarı kuruluyor. Yani bu antikacılar her yerde artık. Ya da antikacılar sokağı var. Elbet her şehirde yani antikacılar sokağı var. Gezmediğim şehir, yani gezmediğim şehir yok genellikle. Üniversite sebebiyle, askerlik sebebiyle, normal tatil sebebiyle falan çoğu yere gittim. Çoğu yerde antikacı var. Bunları antikacıdan bulabilirsiniz. Sadece bunun adına demiyorum. İstediğiniz, hoşunuza giden ya da ilgilendiğiniz ne varsa bulabilirsiniz o tarzlardan. Hani boş yere gidip de paranızı yani güvenilmeyen insanlara vermeyin. Çoğu insan mesaj atıyor. Abi biz çok kazıklandık, biz çok dolandırıldık diye. Yani güzel tespih aldıysan dolandırılma diye bir şey yok. Bu tespihin aynısını mesela kalitesi olarak daha yüksek kalitede 500-600 liraya aldıysan, ama tespih eline aldığında gerçekten güzelse o para onu hak ediyor demektir. Yani kaç aldıysan o fiyata rahat bir şekilde satabilirsin. Ben artık ilk zamanlar çok tespih aldım. Yani o yüzden artık hani öyle pahalı tespihe kaçmaktansa daha ucuz hani antika eskici pazarlarından falan toplamaya çalışıyorum. Hem hani kim kullandı, eski mi yeni mi, bunları incelemek daha çok hoşuma gidiyor. Onu belirteyim. Hani video şimdi bu kadar olsun. Hepinizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah daha iyi, daha güzel videolar gelecek.